Bismillahirrahmanirrahim. Dün Nemil suresi 57'ye kadar işlemiştik. Bugün 58'den devam ediyoruz. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kime yağmur yağdırıyor? Lut kavmine. İnanmayan insanlara. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür. Yani hani bir ateşten bahsediyor. Yakan, kavuran, ateşin yiyeceği bir kurban lafı ediliyordu. Bir de Hazreti Musa bir ateş gördüm. Ondan size bir kor ateşi getiririm veya ondan yararlanırız ifadesi kullanıyordu. Yağmur Kur'an'da genelde rahmet olarak anar Kur'an. Bütün insanların suyunun, yetiştirdiği sebzelerin, meyvelerin hep yağmurun suyuyla sulanıp onlardan rızık geliyor. O anlamda yağmur. Bir de uyarılanların yağmuru ifadesiyle hani onların üzerine taş yağdırdık, sayha tuttu, sel afeti, efendim kasırga değişik ifadelerle bunları anlatıyordu. Buradaki de o anlamda yani uyarılanların yağmuru ne kötüdür ifadesiyle buradaki yağmur bildiğimiz gökten insanlara suyunun içtiği, efendim bahçelerinin sulandığı yağmur değil, korku azap yağmuru bunu anlatıyor Kur'an. Sadece böyle bir kere akarsu şeklinde değil de her tarafı kaplayan ve damla damla gelen, hani ona karşı koymaya çalışsanız birini tutsanız birini tutamazsınız. İnsanın her tarafını kuşatır ve çoktur. Yüz binlerce belki su damlası geliyor üzerine. Bu biraz da inkar edenlerin, kafirlerin ahiret alemindeki maruz kalacakları azabın ne kadar büyük, ne kadar fazla ve karşı korunamaz olduğunu edebi bir sanatla ifade etmiş. Azap yağmuru. Peki bu azap yağmuru dünyada olsaydı hangi yağmur azap? Hangisi rahmet? Nasıl anlayacaktık? Yağmur yağdığı zaman herkesin üzerine yağıyor. Kafirin üzerine azap, Müslümanın üzerine rahmet olmaz ki. Yani bunun ahiretteki onların maruz kalacakları azabı anlattığı buradan da belli oluyor. Çünkü evren yasalarını biz görüyoruz, şahit oluyoruz. Yağmur burada kimseyi ayırt etmiyor. Yağdığı zaman, sel geldiği zaman Müslümanmış, kafirmiş, tanımıyor kimseyi. Buradan bile bunu anlayabiliyoruz yani. İşte bu bir Kur'an olduğundan dolayı Allah'ın kitabı evren yasalarına, çünkü Allah'ın kitabının içindeki yasalar da Allah'a ait, evrene koymuş olduğu kurallar da Allah'a ait. İki kural birbiriyle çatışmadığı sürece doğru anlam buradan ortaya çıkıyor. Dedi ki, hamd Allah'ındır ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı daha hayırlı yoksa onların ortak koştukları mı? Dedi ki, hamd Allah'ındır. Onu kim diyor? Lut aleyhisselam. Lut peygamber. Pardon, Allah söylüyor. Yok, Allah söylediği zaman de ki der. Bunu
Lut'tan bahsediyordu. Lut peygamber kavmine söylüyor böyle. Evet. Dedi ki hamd Allah, Allah mıdır? Allah'ındır ve selam onun seçtiği kulların üzerinedir. Yani onun seçtiği derken Hazreti Lut dilemiş bağışlanmayı, Allah da Hazreti Lut'un bağışlanma dilemesini kabul etmiş, onu da seçmiş bu anlamda. Yoksa Allah Lut'a gel seni peygamber seçiyorum demez. Allah mı daha hayırlı yoksa onların ortak koştukları mı? Burada yani şu dünya üzerindeki insanların büyük bir çoğunluğu Allah'ı Rab yerine Allah'ın yarattıklarını Rab ediniyorlar, ilah ediniyorlar. Onun için Kur'an sürekli bunlardan bahsediyor. Görmedin mi nefsini ilah edinenleri? Ra'yna bizi güt demeyin, unzurna bizi gözetleyin. O Lat, Menat, Uzza, Hübel putları üzerlerine bir sinek gelse kovamaz. Sinek üzerlerinden bir şey alsa onu yakalayamaz. Bunlara mı tapıyorsunuz? Yoksa gökleri ve yeri yaratan Allah'ın sözünü mü dinliyorsunuz? Mesajı vererek sürekli örnekler vererek anlatıyor Kur'an. Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki onunla, o suyla gönül alıcı bahçeler bitirdik. Sizin içinse bir ağacını bitirmek bile mümkün değildir. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır. Onlar sapıklıkta devam eden bir kavimdir. Onlar mı? Yani yine kıyaslamaya devam ediyor. Yani ortada bizi yaratan, rızık veren, öldüren, dirilten, her türlü ihtiyaçlarımızı karşılayan, yolu gösteren Allah var. Bunun yanında Allah'ın nimetlerinden yararlanmış bazı zengin, şımarmış insanlar var. İnsanlar Allah'tan daha çok onlardan korkuyorlar. Kur'an bunlara örnek veriyor tabii ki. Ben diyor Mısır'ın Rabbiyim diyor. Denizler benim, nehirler benim, her türlü size rızkı ben veriyorum diyor. Oysa rızkı Allah vermese o nereden verecek onlara rızkı? İşte bunları mukayese ediyor Allah. Yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Yani o yağmurları yağdırıp sizin ve sizin yiyecekleriniz, meyvelerin, sebzelerin yetişmesine sebep olan Allah mı? Yoksa sizin ilah diye taptıklarınız mı? Ki onlar gönül alıcı bahçeler, onlara gönül alıcı bahçeler bitirdik. Senin için, sizin için bir ağacı bitirmek mümkün değildir. Yani bütün dünyadaki insanlara bir domates ağacı yap desen toplansalar yapamazlar. Ama domatesi, elmasını, armudunu, portakalını, limonunu, her türlü meyveleri, ağaçları yaratan Allah. Fakat insanlar bundan bir tanesini yaratamıyor. Hatta o ağacın verdiği bir meyveyi bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelseler yapamıyorlar. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Yani hem bunları yapan Allah hem de bunları başkalarına ortak ediyorsunuz. Bu mu? Hayır, onlar sapıklıkta devam eden bir kavimdir ifadesiyle anlatmaya devam ediyor. Ya da yeryüzünü bir karar yeri kılan, onun arasında ırmaklar var eden
ve ona yeryüzü için sarsılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir ara engel koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Ya da yeryüzünü bir karar yeri kılan, burada hani yeryüzü bir beşik yaptık ifadesi kullanıyor ya, burada karar yeri derken insanlar dünya hayatında dünyaya geliyorlar, orada yaşıyorlar, orada ölüyorlar. Burası mı? Yani yeryüzünü böyle bir beşik yapmış, sizin dünya hayatında istediğiniz gibi bebeklikten, doğuştan ölünceye kadar yaşadığınız yer burada. Siz burada rızıklanıyor. Allah size burada rızık veriyor. Onun arasında ırmaklar var eden, yani Allah bu ırmakları efendim yağmuru yağdırmamış olsaydı insanlar ne olacaktı halleri var eden ve ona sarsılmaz dağlar yaratan, yani burada hani Celal Şengör vardı, dağlar Kur'an'da böyle ifade geçiyor. İşte dağların ne kadar bu dünya hayatının, dünyanın belirli bir kilometre altı mağma tabakası, yani kaynıyor, ateş gibi orada yanıyor. İşte öyle bir tabakanın üzerine lente gibi bu dağları yerleştiriyor Allah. Bu dağlarda kolay kolay deprem binaları yıkamıyor. Bak bu çok önemli. Dağlar kılan, sarsılmaz dağlar kılan, yaratan ve iki denizi arasında bir engel kılan. İki deniz kelimesini Kur'an yine iki anlamda kullanmış. Birisi bildiğimiz su kütlelerinin toplandığı deniz anlamında, biri de yaşanan hayat anlamındaki denizden bahsetmiş. Yani dünya hayatında inanan insanlar var, inanmayan insanlar var. İnanan insanlarla inanmayan insanlar arasında bir engel vardır diyor. Hani yine İsra suresi 45. ayette o inkar edenlerle Kur'an arasında görünmez bir perde kıldık, engel kıldık ifadesiyle anlatır. Ya burada da yani iki denizin birleştiği, hani Kaptan Kusto iki denizin birleştiği yer derken burada tatlı suyla tuzlu suyun ayrıldığını, kesinlikle karışmadığını buluyor. Ondan sonra Müslüman olduğunu iddia ediyor. İşte asıl buradaki iki denizin bir de dünya hayatında inanan insanlarla inanmayan insanların yaşamış olduğu hayatta bir engel var ifadesiyle olay anlatıyordu. Yani Kur'an'da sürekli iki topluluktan bahsediyor. Birisi inanan topluluk, onların yaşam biçimine, hayat tarzını Allah düzenler. Biri de inanmayanların topluluk, bunların yaşam biçiminde, hayat tarzında tağutlar düzenler. Böyle anlatıyordu. Beraber başka bir ilah var mı? Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz? Bu kadar Allah her şeyi açık ve net olarak ortaya koyup anlattığı halde hala düşünmüyor musunuz? Allah'ın dışında ilahlar mı ediniyorsunuz? Onlarla Allah'ı mukayese edin, Allah'ı Rab edinin ifadesiyle olayı anlatıyor. Yani insanların görevi Allah'ı Rab edinip ona ibadet ve kulluk etmekle dünyaya geldiler. Bunu bilmesi lazım. Arasındaki engel Avrupa'yla dünya hayatı arasında giriş giriş olmaması engel herhalde. Yani buradaki engel ifadesi kullanırken inananların yaşam biçimi, hayat tarzı ile inkar edenlerin yaşam biçimi, hayat tarzını anlatıyordu. Hani peygambere ne dedi Allah? İnananları gemiye doldur,
her çiftten al ifadesiyle kullanıyor. Yani insanlar, inanan insanların yaşayabileceği bir hayat var. İnkar edenlerin yaşayabileceği bir hayat var. İşte inkar edenlerle inanan insanların yaşam biçiminin, hayat tarzının tamamen bir farklılık arz ettiğini ortaya koyuyor Kur'an. Yani Müslüman, işte Kur'an Müslümanları böyle belirliyor. Ama insanlar Müslüman da Müslüman olmayanları öyle karıştırmışlar ki kimin Müslüman, kimin Müslüman olmadığını kimse bilemiyor. İşte Allah'la kişinin arasında deyip inanan insanların ortaya koyduğu amellerini gayle almıyorlar. Ve dolayısıyla da böylece karışıklık çıkararak kendi yollarının düzgün olduğunu zannettiriyorlar diye düşünüyorum. İhtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne yazıp öğüt alıp düşünüyorsunuz? Ya da sıkıntı içinde, sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden. Hani dua edenin ben duasına icabet ederim diyor. Bu nasıl dua? İşte bu duayı İslam toplumu yanlış anladığından dolayı maalesef kendilerinde hiçbir değişiklik olmamış. Kur'an duayı hani Furkan suresinin 77. ayetinde sizin duanız olmasaydı ben size değer verir miydim diyor Allah. Yani bir ayette de şöyle diyor, hani sürekli üzerinde durduğumuz ayet, biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındı, korkuya kapıldı. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir. İşte duaya icabet eden insandır. Bu duayı da ikiye ayırmış Kur'an. Birisi Rabbin gönderdiği vahiy kuralları çerçevesi içerisinde yaşamını düzenleyen, hayatını düzenleyen insanlar, biri de Allah'ın gönderdiği vahiyler çerçevesi dışında yaşamını düzenleyen, hayatını düzenleyen insanlar. İşte bunlar evrendeki varlıklara hangi konuda adım atmak isterlerse atmış olduğu amellerde isteklerine Allah evrendeki varlıklara, evrene koymuş bu insanların isteklerini, insanlar istediği zaman Allah'ın gerçekten gerekli gayreti gösterirse Allah'ın evrene koyduğu o varlıklardan isteklerine kavuşuyorlar. İşte Allah'ın duaya icabet etmesi bu oluyor. Yani İnsan hayra da, şerre de dua eder derken, birisi kötülükler uğruna dua ediyor, birisi de iyilikler uğruna dua ediyor. İyilikler uğruna, az önce bahsettiğimiz, bak Kur'an o kadar mükemmel bir sistemle anlatıyor ki, yani inananların yaşam biçimi farklı, inkar edenlerin yaşam biçimi farklı. İnananların yaşam biçimi içerisinde o kurallara uygun olarak İstek ve arzularını fiili hayata dönüştürürlerse Allah'ın duasına icabet etmesi o oluyor. Yoksa Allah'ım bana gökten ev ver, araba ver, zenginlik ver, tarla ver, her türlü bana makam ver, koltuk ver, bunlar olacak şey değil. Böyle bir dua şekli Kur'an'da yok. Devam ediyoruz ayeti okumaya. Olana dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeler kılan. Yani eğer sende bir takva
Bir başka ifadeyle toplum dilinde vicdan, psikoloji dilinde üst ben olan o takva Resulü olmamış olsaydı, o kötülüklerden insan kendini nasıl koruyacaktı? Yani her insan kötü bir davranış yaptığı zaman insanın öz içinden bir ses, yanlış yaptın diye uyaran bir ses. Kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Halife ne demek? Yeryüzündeki bütün varlıkları emrine amade kılıyor. Hani Bakara suresi yine 30. ayette Allah meleklere, ey melekler ben bir yeryüzünde halife var diyeceğim demişti de bütün melekler dediler ki Allah'ım biz seni takdis ederken, tesbih ederken yeryüzünde kanlar akıtacak, bozgunculuk çıkaracak birini mi varacaksın dediler. Allah sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi. İşte burada bir halife var edeceğim ifadesi kullanırken işte dedik ki bütün meleklere Adem'e secde edin. İblisin dışında bütün melekler secde. İşte yerlerde göklerde melek ifadesini de kullanırken Kur'an insanların biyolojik ve psikolojik yapısı da dahil olmak üzere insanların karar verdiği yönde İnsanların emrine amade olan, zerreden küreye kadar insanların dışında yaratılmış olan bütün varlıklar, işte insana secde eden varlıklar. Bunu anlatıyor. Halife kılan Allah'la beraber başka bir ilah mı? Var mı Allah'ın dışında böyle bir sistem ortaya koyan? Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz ifadesiyle olayı insanların düşünmeye, akletmeye davet ediyor. İşte burada bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir kitaptır diyenler kesinlikle yanılıyorlar, yanlış söylüyorlar diye düşünüyorum. Bir insan böyle bir şeyi ortaya koyması mümkün değil. Ya da karanlık ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgarları müjde vericiler olarak gönderen mi? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Allah onların şirk koştuklarından yücedir. Ya da karanın ve denizin karanlıkları içinde. Yani burada aslında geniş bir yelpazede olaylar anlatıyor. Şu anda insanoğlu varoluşuyla İnsanoğlunun yok oluşu arasındaki zaman sürecini Kur'an 50 bin yıl olarak ortaya koymuş. İşte bu zaman zarfı içerisinde Allah evrendeki varlıkları bir taraftan onlara kodlanan bilgiyi insanlar çözerek ilim ve teknoloji konusunda ilerlerken bir taraftan da Allah peygamberler göndererek her örnekten bir örnek verip hiçbir eksik bırakmayan Kur'an ininceye kadar peygamberliği de peş peşe devam ettirmiş. Böyle bir her türlü yanlışlıkları ortaya koyan, yanlışlıkların yanlış olduğunu düzene sokan bir vahiy ile gönderilen peygamberlerin ortaya koyduğu verilerle Allah'ın yarattığı o evren yasaları ile o meleklerin ortaya koyduğu resullüğüyle ortaya koyduğu verilerin tıpatıp uyum halinde olan bir anlayışı, bir çıkmazları insanlar çözerek ortaya çıkarıyorlar. Size yol gösteren ve Rabbinin önünde rüzgarlara müjde verici olarak gönderendir. İşte bu rüzgar neyden meydana geliyor? Sıcak havayla soğuk havanın yer değiştirmesinden meydana geliyor. Genelde denizler gece ısınır, geç soğurlar. Karalar ise erken ısınır, erken soğur. Bundan dolayı sıcak havayla soğuk havanın yer değiştirmesiyle bu rüzgar meydana geliyor.
rüzgar meydana gelmezse o buharlaşan bulutlar bir yerden bir yere gitmesi mümkün değil. Ancak olduğu yere yağmuru bırakır. İşte rüzgarları onun önünde müjdeci olarak gönderen o rüzgarlardan bahsediyor. Yani rüzgarlar yağmurun habercisidir. Ben de diyorum, bakıyorum her rüzgar esnesinde bir yağmur mu olacak? Yok, öyle bir şey yok. Ama yani yağmur yağacağı zaman hep bir lodostan, bir fırtınadan, bir şeyden bahsedilir diye düşünüyorum. Devam ediyor ayette, müjde verici olarak gönderen mi Allah hayırlı? Allah'la beraber başka bir ilah mı? Yani bunları yaratan, bunları ortaya koyan bu sistemi mükemmel bir düzen içerisinde intizam eden Allah mı? Yoksa bunların hiçbirini yapamayan ları ilah edinmek mi daha hayırlı? Allah onların şirk koştuklarından yücedir. Yani şirk koşmak ne oluyor? Allah'ın koyduğu kuralın karşısında bir kural koymak. Allah'ın Rabliğini kabul etmek ne demek? Allah'ın sözünün, Allah'ın söylediğinin önüne hiçbir şeyi öne çıkarıp Allah'ın söylediğine gölge düşürecek bir söz ve davranışta bulunmamak. Yani Allah bunu yapıyor dediği zaman, birisi de bunu da başka birileri yapıyor dediği zaman işte şirk olan o oluyor. Yani tevhid Allah'ın sözleri etrafında, Allah'ın koyduğu kurallar etrafında insanların tek bir çatı içerisinde birleşmesi demektir. Şirk ise Allah'ın koyduğu kuralların dışında farklı farklı yol yöntemlerde insanların birleşmesi veya dağılıp ayrılması demektir diye anlatıyor diye düşünüyorum. Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah ile beraber başka bir ilah mı? Peki, eğer doğru söylüyorsanız kesin kanıtınızı getirin. Ya da sürekli, halkı sürekli yaratmakta olan. Bu neyi ifade ediyor? Yani insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa insanlar hani Nuh suresinin 17. ayetinde yerden sizi bir bitki gibi yetiştirdik, çıkardık ifadesiyle başlıyordu. Yani insanlar ilk yaratılışta birçok kadın, birçok erkekle yaratıldı ve bunlar sürekli evlenerek bir sünnet halinde bir erkekle bir kadının evlenmesiyle sürekli insanlar çoğalıyordu. İşte ne diyor ayette? Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, yani birisi ölürse yerine yenisi geliyor. Yani dünya nüfusu diyelim ki 1000 kişi, 10.000 kişi ise ilk yaratılışta, şimdi 8 milyar insan olmuş. Bu belki devam eden yüzyıllarda, bin yıllarda belki 100 milyarı, 200 milyarı bulacak. Bunu bilemiyoruz. Sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Bu yani insanları yaratıyor. Yarattığı insanlar bir gün gelip de ortadan kaybolacak. Hani bu şey suresinde, Kadir suresinde anlatıyordu yanılmıyorsam. Orada her gün bir işte iner de iner ta filcin çıkışına kadar ifadesiyle, yani hak olanı, doğru olanı sürekli peş peşe
23 yıllık bir zaman dilim içerisinde son Nebi ve Resul'ün kalbine ilka ve ilham edilerek bu bilgileri getiriyor ve insanlar her gün bir işte ifadesiyle Allah'ta her gün yeni bir yaratılışla evrendeki varlıkları yaratıp bu devam edip geliyor. Arkasından diyor ki edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Yani her türlü rızkı veren, sizi yaratan, öldüren, ahiret alemine intikal edip oradan tekrar sizi hesaba çekecek olan mı daha hayırlı? Allah ile beraber başka ilahlar mı? Yani bunları Allah yapıyor, bir de bunu Allah'ın yarattıklarına şirk koşarak onların da bunları yaptığını mı söylüyorsunuz? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin olarak kanıtınızı getirin. Yani Allah ortaya iki belge koyuyor. Birisi bunlardan vahyi belge, işte bu Kur'an. Birisi de yaratılmış olan evren yasası belgesi. Bu belgelerle Kur'an sürekli insan herhangi bir konuda bir şey söylediği zaman mutlaka bir belge istemesi lazım. Bu belge de mutlaka Allah'ın gönderdiği vahiy kuralları ve evren yasa kurallarına uygun olması lazım. Bu da önemli bir not diye düşünüyorum. Evet. Şimdi 59. ayette 64'e kadar aşağı yukarı 6 tane ayette Allah sürekli örnekler veriyor ve bir soru soruyor. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Yani insanlar Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah'la beraber başka ilahlar da ediniyorlar kendilerine. Şimdi mesela buradan Hatice Hanım'a soralım. Hatice Hanım sen hiç ben Allah'a inanıyorum, onun yanında bir de ikinci bir ilaha inanıyorum diyen insanla karşılaştım, gördüm mü sen hiç? Yok Tevfik abi, hiç karşılaşmadım. Çünkü insanlar böyle bir şey zaten bilmiyorlar. Hani Allah'a inandım diyorlar ama onun gereğini yapmadıkları halde Müslüman olduklarını düşünüyorlar. Yani dolayısıyla yolundan gittikleri şeyin de ilahı olduğunu bile fark etmiyor yani. O zaman burada Allah'ın söylemek istediği bize şöyle bir şey mi? Allah'a iman ettim diyorsan onun sözünün, onun yasalarının, onun kurallarının gereğini yapacaksın. Otorite olarak onu kabul edeceksin. Eğer onu kabul ettiğin halde onun emir ve yasaklarından ziyade başka şeyleri daha değerli hale getiriyorsan o zaman Allah'la beraber ikinci bir ilah edinmiş oluyorsun. Bunu mu anlatıyor o zaman ayet bize? Aynen Tevfik abi. Ve bunu insan, çoğu insan farkında olmadan yaşıyor. Anlatan da inanmıyorlar. İşte o kirli bilgilerden, ön yargılardan kurtulamıyor insanlar. Tabii kendileri bilir ama dediğim gibi Allah'a inandım deyip de başka putlarının peşinden gidiyor insanlar. Evet. Yani bu toplumun, bütün Müslümanların korkunç bir yarası. Şimdi biz de Allah'a inandık diyoruz. O zaman biz de kendimizi sorgulamamız lazım. Allah'la beraber acaba bilerek bilmeyerek biz de ilah ediniyor muyuz? Peki bu ilah edinme nasıl bir şey oluyor? İnsanların, toplumların dünyada bağlandıkları, sevdikleri, peşinden gittikleri bir takım durumlar var, olgular var. Ne gibi? Mesela anneler çocuklarını çok severler. Çocukları için her şeye katlanırlar. Onlara bütün nimetleri onların ayağına sunmak isterler. Ama o çocuklar vahye göre mi yetişiyor? Vahyin dışında mı yetişiyor? Dünyaya bağımlı hale mi geliyor? Gelecekte bu çocuk bir mümin mi olacak? Bunu pek dert edinmezler. Onlar için önemli olan kendi çocuklarının rahat, efendim, ferah bir hayat sürmesi. Onların herhangi bir sıkıntısının olmaması.
başka insan parayı ilk haline getiriyor. Para olsun, şöyle olsun, zengin olayım, o da olsun, bu da olsun filan. Ama Allah yolunda onu harcamak, Allah yolunda infak etmek. Çünkü para için ömrünü, hayatını veren bir kişi o parayı nasıl infak edebilir ki Allah yolunda? Mümkün değil. Bu da ne oluyor? Parayı ile işte kendisine önde edindiği kişileri ilahlaştırıyor. Sürekli onu ilgilendiği onun için dünyanın üstüne getirdiği yani, onun hemen bazıları böyle ilahlaştırıyor. Bazıları yaşam biçimlerini, nefislerini ilahlaştırıyor. Yani herkesin kaydığı bir nokta var. İşte bu Allah'la beraber ilah edilmek. Allah böyle anlatıyor bunu. Çünkü otorite olarak kabul edilmeyi hak eden bir tek varlık var. O da Allah. Neden? Yağmuru o yağdırıyor. Güneşi o dolduruyor. Bizi o yaratıyor. Kalbimizdeki kanı o pompalıyor. Bizim hayatımızın devamını o sağlıyor. Her şeyi o yapıyor. Fakat insan onu otorite kabul edeceğine, ona benzer veyahut da hak etmeyen varlıklara bu otoriteyi onlara veriyor. Veya kendi nefsine veriyor. İşte Allah şöyle yaşa, bunları yap, şunları yapma diyor. Ama kişinin nefsi nasıl istiyorsa o öyle yapıyor. O da nefsini ilah ediniyor. Dolayısıyla bu ayet aslında dünyada belki 4 milyar, 5 milyar insan varsa bunların neredeyse %99'unun şirke düştüğü bir noktayı anlatıyor. Ve insanlar gördükleri, bildikleri halde yani hiç kimse demiyor ki işte yağmuru filancı yağdırıyor, güneşi filancı dolduruyor gibi. Veya benim ulu önderim işte bana oksijen veriyor, rüzgar gönderiyor. Böyle bir kimse bunu demiyor. Bütün insanlar bu gücün Allah'ta olduğunu ve Allah'tan geldiğini biliyor. Ama bildiği halde yine şirkten vazgeçmiyor. Demek ki bilmek yetmiyor. Peki ne olacak? Farkındalık olacak demek ki o zaman. Yani ahiret inancını kabul edip Allah'a otorite olarak kabul etmek gerekiyor. Aksi takdirde sadece bilmiş olmak kişinin tevhid inancına gelmesine yeterli gelmiyor. Bu çok büyük bir tehlike. Bakın İsrailoğulları Musa'nın yanında mücadele veriyorlar. Firavun'a boyun eğmek istemiyorlar. Oradan kurtuluyorlar. Kısa bir süre sonra hemencik dünyaya verişiyorlar. Biz bir çeşit yemekle yetinecek değiliz diyorlar. Halbuki yanlarında bir de Allah'ın nebisi var, Resulü var. Yani onlara her şeyin en doğrusunu söyleyen ve yol gösteren bir nebi var. E şimdi de Kur'an var. Efendim günde 5 vakit ezan okunuyor. Fakat ne oluyor? Bütün medyada, bütün televizyonda, her yerde sabah akşam bize demokrasi davulu çalıyorlar. Bize başka başka önderlerin yollarını doğru olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Aşağılıyorlar, hakaret ediyorlar. Efendim, onların ulu önderlerine en ufak bir eleştiriye tahammülleri olmadığını söylüyorlar. Tehdit ediyorlar. Sizi şöyle şöyle yapacağız diye. Dolayısıyla bu bütün dünyadaki insanların ve bizim ülkemizdeki insanların ve hem bizim de bir sorunumuz. Çok büyük bir sorun. Biz burada dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kendimizi bu ayet üzerinden acaba biz de Allah'la beraber ilah ediniyor muyuz, edinmiyor muyuz? Sürekli kontrol etmemiz lazım. Çünkü İsrailoğullarının ayakları kayıyorsa efendim bizim de ayağımız kayabilir. Kaymaz diye bir kural yok yani. Burada bir soru soracağım. Müsaade ederseniz. Şimdi İsrailoğulları biz bir çeşit yemeğe katlanacak değiliz ifadesi kullanırken neyi anlatıyor burada? O zaman yemek yapanlara soralım hocam. Ayşen Hanım'dan başlayalım.
Ayşe Hanım, sen bir tek yemekle yetiniyor musun, katlanıyor musun, yoksa birkaç çeşit mi yapıyorsun? Ayşe Hanım, onu açılmadı. O zaman Hatice Hanım'a soralım. Tevfik abicim, tam anlamadım ben bunu aslında. Yok yani Kur'an'da hani İsrailoğulları Hazreti Musa'ya dediler ki biz bir çeşit yemekle yetinmeyeceğiz dediler. Hazreti Musa da dedi ki gidin Mısır'a acur, sarımsak, soğan, patates her türlü yiyecekleriniz orada var dedi. Bu bir çeşit yemekle yetinmeyeceğiz dediği nasıl bir yemek acaba? Ben onu soruyorum. Aslında siz söylediğinizde biliyoruz diyeceğiz ama hadi dağacağım şu an. Ayşe Hanım yazmış. Ben diyor, ben olsam tek yemek yeter de diyor. Ev ahalisi yetinmiyor diyor. bir çeşit metre diyor. İşte orada bir çeşit yemek kelimesini kuran bir dünyalıkla yetineceğiz. Biz ahireti istemiyoruz mesajı veriyor. Yani iki hayat var diyor Kur'an. Evet, hocam şöyle değil, tek ahiretle yetinmeyeceğiz. Biz tek vahiyle yetinmeyeceğiz. Sen tek vahiy yediriyorsun diyorlar. Dünyevileşeceğiz de diyorlar yani. Bak burada şunları anlamak lazım. Hani kasabaya bir kulla vardılar diyor. Onlardan yemek istedi. Onlar yemek vermekten kaçındılar, çekindiler ifadesi kullanıyor. Peki buradaki yemek vermekten kaçındığı ifadesi neyi anlatıyor? Aynı vahiy. Şey diyorlar, ayak giriyorlar. Yani Allah insanlara peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahiy kuralları ve bu vahiy kurallarına göre yaşayan insanlar ahiret aleminde ebedi cenneti hak edecek. İşte onlara anlattıkları bu. İşte onlar böyle bir anlayışı kabul etmediler. Ahireti kabul etmediler mesajı veriyor. İşte bu yemek kelimesini hani yine Bakara suresi 259. ayette azığına bir bak, taptaze ifadesi kullanırken yemek, azık, balık hep ahiret alemindeki insanların götürdüğü ameller anlamında kullanmış. Yani biz ahiret alemini kabul etmiyoruz diyenler Hazreti Musa'nın getirdiği vahyi bilgilerden uzaklaşıp dünyevileşme anlamında kullanmış o ifadeyi. Bunu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi 61. ayeti okuyarak da siz ise şöyle demiştiniz. Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız. Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın. O zaman Musa, hayırlı olanı şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Evet. Öyleyse Mısır'a inin. Çünkü orada kendiniz için istediğiniz vardır demişti. Şimdi Mustafa abi, sen Musa'nın yerinde olsan belki yıllarca 20 yıl, 30 yıl uğraşmışsın bu insanları kurtarayım diye. Ve gerçekten de Firavun'un zulümünden çıkarmışsın. Tam yeni bir dünya kuruyorsun. Mescid-i Haram'ı yapacaksın. Bu sefer senin yanındakiler diyorlar ki biz bir çeşit yemeğe katlanacak değiliz. Yani sen bize namaz kıl diyorsun, oruç tut diyorsun, faiz yeme diyorsun, israf etmeyin diyorsun, infak edin diyorsun, bilmem ne söylüyorsun da söylüyorsun. Yani katlanamayız biz bunlara. Şimdi bak, burada Musa diyor ki öyleyse Mısır'a inin. Çünkü orada kendiniz için istediğiniz vardır. Yani bir peygamber kendi kavmini neden geri Mısır'a gönderir? Sen olsan ne yaparsın burada?
Adamlar hocam zorla başına bela istiyor. Bela al sana bela diyordu. Belanı istiyorsan yani, al. İnsan burada çileden çıkar. Yani çıkıyor işte o da çıkmış herhalde. Yani hani neredeyse bunları orada yakalayıp ellerini ayaklarını bağlayıp taşı bağlayıp Mısır'ın o şeye Nil'lerinin içine atası gelir yani. O kadar emeğe karşı nankörlük ediyor. Yani sen bunların cennete gitmeleri için Musa hayatını ortaya koyuyor, ölümü gözün alıyor, her türlü emeği veriyor, her türlü şartları hazırlıyor. Sırf bunlar iman edip cenneti kazansınlar diye. Adam da en son diyor ki ben Mısır'a gideceğim. Bir de diyor ki Rabbine söyle de diyor. Söyle bize şunlardan. Bak terbiyesizliğe bak. Ukalalığa bak yani. Yani Allah'tan bile kendileri için Mısır'daki gibi bir hayat gibi hayat bir hayat gibi hayat ver. Hani harama at şirki tam istasını yapmışlar hocam. Korkunç bir şekilde. Tam bir nankörlük. Tam bir nankörlük yani. Musa o kadar uğraşıyor. O kadar çaba sarf ediyor. Ama bunların istediği şeye bak. Onun için yani Allah peygamberlere sabır versin. Korkunç bir şey yani. Hani biz olsak hepsini götürüp şunları kurşuna dikip de gebersin. Böyle yani. Öyle yani. Yani az bir şey değil bu. Çok sıkıntılı bir. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize insanların, toplumların dalgalanma yaşadıklarını gösteriyor. Yani bir bakıyorsun iman etmişler, bir bakıyorsun inkar etmişler. Necip Fazıl diyor ya, zindan iki hecedir Mehmet'im laftan, baba katiliyle baba aynı saftan. Yani bu dalgalanmaları normal hayatımızda da görmüyor muyuz? Yani askerimizi Mehmetçiği savunanlarla Mehmetçiği öldürenler bir bakıyorsun aynı safta. Efendim Allah yolunun yolcusuyuz diyenlerle bu dini ortadan kaldırmaya çalışanlar bir bakıyorsun aynı topluluk içerisinde. Yani bu dalgalanmalar o zaman biz buradan şunu bilmemiz lazım. Biz bu dalgalanmaları yaşamamak için bu ayetlerden gerçekten ibret almamız gerekiyor. Çünkü biz de yarın büyük zorluklar yaşayabiliriz. Ha işte mesela en basitinden bir deprem felaketi geldi. Sel felaketi geldi. Belki üzerimize başka sıkıntılar gelir, başka baskılar gelir. Bilmiyoruz yani. Veya ayağımız kayar, başka şeylere heves ederiz. Biz de dalgalanmalar yaşayabiliriz. O zaman bu ayetleri hemen hatırlayıp o dalgalanmaları fark ettiğimiz halde geri dönmemiz lazım. Aynen hocam. Yani yarın garanti değil hiç kimse için. Hani ben okudum ettim alim oldum. Ondan sonra artık tesbih çekerek ben cennete girerim. Böyle bir şey yok. Bak ayetin sonunda diyor ki onların üzerine horluk ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bak helak olmuşlar. Bu yani bir daha geri dönememişler. Bu kuşkusuz Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. Yine bu isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi. Yani her peygamber kendisi için onlar için kendisini feda ediyor. Ve üstelik kendilerini cennete götürmek için çırpınan adamı da öldürüyorlar. Ne korkunç bir şey yani. Demek ki bir çeşit yemek bildiğimiz fasulyeden, patatesten, patlıcan yemeğinden değil, bir çeşit yemek biz ahiretle sadece yetinmeyeceğiz. Dünyayı ön plana alacağız, dünyevileşeceğiz anlamını ifade ediyor ayette. Yani bir dünya hayatı var, bir ahiret hayatı var. Biz ahireti kabul etmiyoruz, biz dünya hayatını kabul ediyoruz. Siz
değersiz olan şeyle değerli olanı mı mukayese ediyorsunuz? Veya değersiz olan bir şeyi değerli olana mı tercih ediyorsunuz ifadesiyle olay özetliyor. Bu çok önemli. Yani demek ki Kur'an Arapça sözlüklerle, köküyle, çapayla ne dedi ne demedi değil, Kur'an'daki benzeşen ayet